Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Pardon, bakar mısınız? Gönül Hanım. Aa, inanmıyorum, burada üstünsüz. Dur bir dakika. Bir şaka bir anlıyoruz. Karıştırmayın ortalığı. Sakın söylemeyin hiçbir şey, tamam mı? Nasıl şaka planlıyorsunuz? Ya herkes yalan mı söylüyor sanıyordum diye? Yalan dur. Yalan unut. Yalan diye bir şey yok. Yalan yok diyorum. Şaka var şaka. Küçük bir şaka işte. Sus, sesini çıkarma sakın. Ya nasıl yalan değil? Bildiğiniz yalan söylemişsiniz. Bu büyük bir yalan. Yalan değil diyorum. Bir şaka bile birazdan şey yapacağım ben zaten. Söyleyeceğim. Siz hadi tuvalete giriyorsunuz. Girsenize tuvalete. Ya ne yapayım Gönül Hanım? Yalan mı söyleyeyim insanlara? Hiçbir şey söylemeyin diyorum. Ben zaten biraz daha açıklayacağım. Aa, hadi bozmayın. Hadi. Evet. Ben de yemek dağıtımına başlayayım. Keşke son bir kez böyle yemek falan yeseydik bari. Damat, bu keşkelerin sonu yok. Üzme kendini. İşte bu yüzden ben hep senin yanındayım Halukçuğum. Yani sonradan pişman olma diye. Her akşam böyle biz de toplanırdık. Böyle yemek yerdik, çay içerdik, sohbet ederdik. En son böyle onu korkuttum diye böyle erken ayrılmak zorunda kaldım. Beni bu kadar üzme. Ya bak şimdi şu anda senin Tuna'nın yanında olman lazım. Her günümüzü son günümüz gibi yaşamalıyız Haluk Bey. Kim bilir içinde söyleyemediği ne anılarla gitti Gönül Hanım. Oğlum bilmem ama bana kızgın gitti. Gönül, keşke burada olsaydın. Keşke bizi bırakıp gitmeseydin Gönül. Uşağım, bizim oralarda derler ki ölünün ruhu birkaç gün evden gitmeyin. O şimdi bizi duyuyor, dinliyor uşağım. Ağlamayın, o da üzülür de. Hissediyorum Gönül'ü burada gibi hissediyorum. Sanki burada Gönül. Kokusunu hissediyorum Haluk. Sanki buradaymış gibi. Buradadır uşağım, burada. Nerede kaldınız? Kaç? Buffett'in bir gomi sözler. Kız var, ne diyorsun ya? Buffett'in bir gomi. Anne, boşuna mı taşıdık tencereyi? Biraz daha bol koysaydın bari. Az ye işkembe Hüseyin. Yenge, biz bu kadarcık pilavla doymayız ki. Allah'ım yarabbim, yemeğe mi geldiniz, cenazeye mi? Adam hasta etmemine, sembolik cenaze evi işte. İyi, bu da sembolik pilav işte. Ama Selva seversiniz. Gönül Hanım'ın ruhuna gidecek ama al lütfen, lütfen. Yeter artık, dayanamayacağım. Benim de sabrım bir yere kadar ya. Ne yapıyorsun Sertaç ya? Sus. Sertaç Bey, burası cenaze evi. Biraz saygılı olun. Efendim, birincisi burası cenaze evi falan değil. Her şeyi uydurma, kocaman bir yalan. Yapmayın bana öyle kaş göz. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Gönül Hanım ölmemiş. Bakın tam arkanızda. Bravo. Bravo Sertaç Bey. Şakamı mahvettiniz. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Söyleyin. Söyleyin. Ay delirecek bu adam beni ya. Ben size kalmayın boş boşuna. Gidin demedim mi? Evet. İşte. Haluk abi. Haluk Bey. Haluk abi.